Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Show. One Piece mangasının 909. sayısına live reaction'ına hoş geldiniz. Discord'da live reaction'a katılan herkesin eline yüreğine sağlık diyorum ve manga okumaya başlıyorum tayfa. Evet, şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Uzun süredir mangayı bekliyordum. Bir haftalık aradan sonra manganın çıkması açıkçası beni üzdü. Şaka, beni üzmesin. Şu an çok mutluyum. Şu an hayatımın tek şeyi, gideri bu manga oluyor. Başka türlü hayatım gitmiyor. Nedense manga okuyunca bir tek mutlu oluyorum. Bir de o da One Piece manga. Her neyse ya, ben ne hayatımı anlatıyorum. Hadi başlayalım. Seppuku bölüm 909. Seppuku? Kısa süreli kapak hikayesi. Büyük Asır Şapka Korsan Filosu'nun hayatları. Orlanbus Arkı 7. bölüm. Saat 4. Bir korsanın ilk seferi. Saldırı başlasın. Orlanbus'un tayfası ilk seferine çıkmış. Harika. Burada görebileceğimiz başka ayrıntı var mı bilmiyorum ama şu ileride... Direkt bulunduğu şehirden çıkar çıkmaz Orlanbus savaşa başlamış. Daha doğrusu şehri mi yağmalıyorlar, tam olarak anlayamadım. Her neyse, devam edelim. İlk sayfayı açıyorum. Yeni dünya, Shinsekai. Efendi Nekomamiş'in denizcilik yetenekleri muhteşem. Dünya toplantısına devam ederken. Zamanında Korsanlar Kralı'nın gemisinde bulunmuş birinden daha azı beklenemezdi. Nekomamiş'i derken Marco'yu aldım acaba? Daha ne kadar bu yıkıntıların içinde beklememiz gerek? Efendimiz Anka Marco ile birlikte geri dönene kadar yüzlerimiz çok korkunç göründüğü için burada beklememiz söylendi. Yüzlerimiz Marco'yu korkutur mu ki? Min kabilesi. Orada bir köy var. Unuttun mu? Bu noktadan ayrılmayacağız. Abi! Bu arada ben böyle kare kare gidiyorum. Direkt böyle sayfayı açmıyorum. Evet, Minkler şu an Marco'yu almaya gelmişler. Tipleri efsane. Gemileri de efsane. Anka Marco hakkında. Marco, 2 yıl önceki zirve savaşında kaptanlarını kaybetmiş olan beyaz bıyık korsanlarının bir üyesiydi. Kendisi beyaz bıyığın sağ kolu olarak bilinirdi. Tayfasının babalık diye seslendiği beyaz bıyık öldükten sonra Marco başa geçti ve kara sakal korsanlarına meydan okudu. Fakat başarılı olamadılar ve yenildiler. Şu anda geriye kalan korsanlar dağıldı ve yerleri bilinmiyor. Evet, espri olsun diye beyaz bıyık diye çevirmişler. Bence gayet güzel olmuş. Devam ediyorum. Yanlış duymadıysam şu şelalenin arkasında huzurlu bir köye giden bir mağara varmış. Bizim gibi bir grup savaşçı oraya giremez. Anladım ama efendimizin yüzü bizimkilerden çok daha korkunç. Sinirlenirse dediğin gibi oluyor. Gülümsemesi halen çok şirin. Haklısın. Yanar. Nekomamiş'i. Evet, Marco'nun ateşi bence o. Bence onu Marco yaptı, bilmiyorum. Devam ediyorum. Tamamdır. Tedavisi bitti. Bir sorunu kalmadı. Yine de bir süre dikkatli hareket etsin. Benim diriliş ateşimin de bir sınırı var. Marco! Onu düzelttim. Yarası çok hızlı, çok daha hızlı bir şekilde iyileşecek. Yarına tekrardan hoplayıp zıplamaya başlar. Eski beyaz bir korsanlı üyesi. Birinci tümen konusunu... Doktor Marco mu? Ha? Marco doktor muymuş? İnanılmaz. Marco'nun büyüsü harika. Senin adına çok sevindim. Onun yarın dediğini duydun değil mi? O yüzden bugünlük sakin kal. Teşekkür ederim Marco. Marco'nun bir gözlük takması, iki doktor olduğu haberi, üç meyvesinin iyileştirme gücünü başkalarına yansıtabilmesi cidden muazzam abi. Böyle bir bilgi efsane. Diğer sayfaya geçiyorum direkt. Burayı... Babalık inşa etti. İhtiyar beyaz bıyık mı? Ne demek istiyorsun? Burada yaşayan insanlar fakirdi. Kutsal vergi ödeyebilecek durumları yoktu. Bu yüzden de dünya hükümetinin korumasını kazanamadılar. Dünyadaki korunmasız ülkelerin birçoğunun korunmama sebebi de budur. Dünyadaki korunmasız... Lan ben ne yapıyorum? Böyle yerler genellikle kanun stadılara dönüşür. Korsanlar ve insan tacirleri oralarda cirit atar. Sonuç olarak böyle ülkeler en sonunda yıkılır. Aileler dağılır, yetim sayısı hızla artar. Babalık da o yetimlerden biriydi. Beyaz sakalın geçmişi. İnanılmaz. Beyaz sakal burada mı büyümüş? Devam. Çok geç yaşında korsan olmak için denize açılmış olsa da kimliğini gizleyerek buraya destek vermekten hiç vazgeçmedi. Kirli parayı ve kaynakları bu köye akıttı. Burada ailesi ya da arkadaşı olmamasına rağmen burası onun memleketiydi. Evet, her Yonko'nun bir bölgesi vardı. Beyaz sakalların da bölgesi kısmen burası ama gizli tutuluyor. Devam. Bu aşağılık ve dünyadaki kirli para, aşağılık dünyadaki kirli para ve temiz para arasında bir fark yoktur. Teşekkür ederim. Zirve savaşından sonra en azından babalığın hazinelerini canımız pahasına koruruz diye düşünmüştük. Ancak sonra kara sakal saldırdı. Hesaplaşma savaşı böyle başlamış oldu.
Babadan gücünü kendine almıştı. Bu yüzden kara sakal bir düşmandan çok daha fazlasıydı. O her şeyi bizden aldı. Bu sebepten ötürü ona kör pisliğe bir ders vermek istemiştim. Anladım. Yani başka bir deyişle burası ihtiyardan geriye kalan son hatıra, öyle mi? Evet. Kızıl saç onun mezarını yakınlarda bir yere yaptı. Aeson'un ve beyaz sakalın mezarı demek ki bu memleketin yakınlarında bir yerde. Babalık çok cimri bir adamdı değil mi? Sadece içki içmek isterdi ve yemeklerde bize ikram etmezdi. Hazinelerden kendine düşen payın hepsini buraya desteklemeye harcadı. Tüm bunların farkındaydık. Marco ya, halen duygusal halde Marco. Atlatamamışlar beyaz sakalın acısını. Diğer sayfaya geçiyorum. Hazır konusu açılmışken şu savaş lordu Weevil'ın meselesini de konuşalım. Kendinin babalığın gerçek oğlu olduğunu iddia ediyor. Babalık ile bile bir ilişkisi olan herkese saldırıyor. O zamanlar anlatılanlar doğru yani. Bu konuyla alakalı bir şey bilmiyorum. Ancak görünüşe göre babalığın mirasının peşinde. Onu ortada miras olmadığını söylesem bile bana inanmazdı. Ben ve bu köy yakında hedef haline geleceğiz. Buna şüphe yok. Anladım, buradan ayrılmazsın de, ayrılamazsın demek ısırır. Weevil'ın annesi baskın eski bir korsandır. Annesi Bakkın. Weevil'ın annesinin ismi Bakkın. Devam. 30 yıl öncesine kadar aktif korsanlık yapıyordu. Hatta 40 yıl öncesine kadar. Bir zamanlar babalık ile aynı gemideydi. Ne? Doğru anladıysan burada kalmak ve ihtiyarın hatırasını korumak istiyorsun değil mi? Bu kadar kolay pes etmeni beklemiyordum. Eğer buradan çıktıktan sonra Mugiwara'na Luffy'nin yanına gideceksen ona benden bir mesaj iletmeni istiyorum Nekomamushi. Olur. Wano'ya gideceğinizi mi söylemiştin? Evet. Şimdi diğer manga sayfasına geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Birincisi, Marco'nun Wano'ya bir şekilde geleceğine herkes inanıyordur herhalde. O yüzden buna pek bir şey söyleyemiyorum. Bu sayfa beni aslında olumsuz etkilemedi. İkincisi, umarım Marco Wano'da dikkatli olsun veya Wano'ya gitmesin tarzı bir şey söylemez. Devam ediyorum. Ne? Wano mu? What? Wano ülkesi? Bu ne böyle? İnanılmaz. İnanılmaz bir çizim var şu anda. Müzikler çalıyor. Yine bir müzik eşliğinde girdi. Bu ne abi? Nasıl bu kadar kısa sürede Wano'ya geçebildi? Geçen sayıda bana şey demişlerdi. Haftaya Wano'ya geçebiliriz falan. Azıcık Rever, azıcık Wano gösterecekler demişlerdi. İnanmamıştım ama gerçekten Wano'dayız şu anda. Zoro'yu görecek miyiz? Diğer sayfaya geçmeden önce bir şurayı incelemek istiyorum. Resmen samuraylar ülkesi, resmen efsane çizimler var. Harika çizmiş. O da hiçbir şey diyemiyor. Muazzam ya. Arkadaki figürler şu büyük ağacın üzerinde bir bina inşaatı gerçekten harika. Bu Japonya'da binaların isimleri ne ad veriliyor bilmiyorum ama muazzam görünüyor ve ağaç zürafaya benzettim ben. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Ağacı biraz zürafayı andırdı bana, böyle değişik bir hayvanı andırdı. Onun üzerine kurulması gerçekten çok 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 tuhaf geldi bana. Şu an bence buradaki her nokta çok önemli. Şu yandaki müziği çalan kadın büyük ihtimalle Japonya'daki sanatsal boyaları sürmüş suratına diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Hey hey çaylak, bunun üzerinde çalışan sen miydin? Evet, usta yapmamış mıyım? Franchi! Ne alakası var aptal? Bu mükemmel bir duvar olmuş. Aman teki olsan da hakkını yemem. Anladım. O zaman sana çok teşekkür ederim beyinsiz herif. Franosuke Marangoz! Franchi! Sonunda Franchi'yi gördük. Yıllar sonra şuna bak, direkt Wano'nun kıyafetlerini giymiş. Diğer sayfayı açıyorum. Toplanın millet, gördüğünüz gibi bu kılıç kağıdı bile kesecek kadar keskin. Bir parça kağıdı 2'ye, 2 parça kağıdı 4'e, bam bırak! 8 parça kağıdı 16'ya, 32 parça kağıdı 64 parçaya bölebiliyor. Bu Wano şafak kârı, kağıtları kese kese gerçekten kar yağıyormuş gibi bir görüntüye neden olur. Bakın, kan falan kalmadı. Oho! Kılıçla yapılacak ufacık bir dokunuş bile bakın beni kesti. Ay! Asıl olay şimdi başlıyor sevgili vatandaşlar. Eğer kurbağa yağından az bir miktarı kesiğin üzerine sürerseniz ben kurbağa yağı almıştım. Ben de alayım o zaman. Kaliteli maldan anlıyorsunuz. Toplanın etrafına. Usohachi, kurbağa yağı satıcısı. Usopp! Herkes bir kimliğe bürünmüş, efsane. Usopp'un kıyafetlerine bak. Resmen bu sahneleri şeyde görmüştük zamanında böyle.
O da böyle art çizimler yapıyordu kendi manganın ana kapak resimlerine. Resmen birebir aynı kıyafetleri giymişler. Ve Usopp'un kafasında kurbağa var. Süper, devam ediyorum. Güzel, işte böyle. Kalçaları biraz daha indir. Kolların çok aşağıda kalıyor. Bu haline istediğin şeyi hayatta yapamazsın. Düzgün bir şekilde hazırlanman gerekiyor. Bu kadar kısa sürede böyle bir performans ile asla Shogun'un çizim odasına çağrılmazsın. Anladım efendim. O Robi Geisha. Geleneksel Japonca'da kadın isimlerinin başına O takısı eklenir. Robin'e bak, çok güzel görünüyor. Makyajı da efsane. Harika. Devamım. Beni iyi dinleyin. Burası Wano ülkesi başındaki Shogun adı Kozumi Orochi. O ve diğer tüm devlet görevlileri Kaido'ya destek veriyor. Devlet görevlileri son derece baskıcı ve zalimdir. Ancak onlardan birine bile dokunacak olursanız Kaido'nun bundan haberi olur. Ayrıca davamız için yeterli adam toplamadan ve savaş için gerekli hazırlıkları tamamlamadan önce gerçek kimliklerinizin ifşa olmasına izin veremeyiz. Öncelikle ülkedeki sıradan vatandaşlar gibi olacağız. Bu yüzden bu görevi sessizce halletmenizi rica ediyorum. Görünüşe göre sulh hakimi sonunda katil yakalamış. Suçlu seppuku yapacakmış. Tanrı'ya şükürler olsun. Sadece bu ay 3 kişi gece vakti sokakta ölü bulunmuştu. Bilmez miyim? Kocam da ölenlerden biriydi. Evet, Zoro'yu da gördüğümüze göre artık olay başlamıştır. Wano'ya girdik ve Wano hakkında bilgi sahibi olmaya başladık. Diğer sayfaya geçiyorum. Şehirde terör estirmen, insanları öldürmen ve milletin huzurunu kaçırman yetmiyormuş gibi bir de mezar soygunculuğu mu yapıyorsun? Zoro mu bu akalanan? Efsanevi samuray Ryuma'dan geriye kalanlar bir korsan saldırısı esnasında ortadan kaybolmuştu. Kaybolanların içinde efsanevi kılıç Hasan Suyu'da vardı. Zoro Jiro, efendisi samuray Ronin. Zoro! Abi Zoro yakalanmış. Böyle bir şey olacağı belliydi. Zoro! Zoro seppuku yapacak. Zoro'yu kurtarma operasyonu başlıyor. Çoğu Zoro'nun yakalanacağı veya biriyle dövüşeceğini bekliyordu. Hemen o sayfa geldi. Diğer sayfayı içeceğim direkt. Yine de sen bu işi yapacak kadar yaşlı görünmüyorsun katil. Kılıcı onu çalan gerçek kişiden mi aldın yoksa? Fufu, keskinliği muhteşem. Hazan suyunun ellerimde olduğu düşününce bile heyecanlanıyorum. Bu bıçağın sapı yok. Seppuku bıçakları kısadır. Sapları olmaz. Savaş için yapılmıyorlar sonuçta. İşini görür, merak etme. Uygun şekilde seppuku nasıl yapılır biliyor musun? Eğer kendine samuray diyorsan suçlarını kabul etmeli ve onurlu bir şekilde yaşamana son vermelisin. Acı çekmene izin vermeden senin işini tamamen bitireceğim. O zaman hoşça kal. Fufu, çocuk gibi ağlamaya başlama sakın, sokar. Bu son hareket bir samuray için en önemli andır. Kanıtlar ve şahitler var. Şanlı ve onurlu bir şekilde öleceksin. Seppuku yapabildiğin için kendini şanslı saymazsın. İnanılmaz! İnanılmaz Zoro! Seppuku yapıyor! Ne oluyor? Diğer sayfayı geçiyorum. Şu an Zoro'nun kellesini alacaklar, seppuku yapıyor. Kan kokuyorsun. Gerçek suçlu sensin değil mi? Zoro katanayı çıkardı. Ve ortadan iki herifi kesti. Ne? Bunu seppuku bıçağı ile mi yaptı? Wano ülkesi arkı olaylı başladı. Üzgünüm Kinemon. Bölüm 99 son. Zoro! Abi şu çizime bak, efsane. Zoro'ya bak, şuna bak. Çıldıracağım, şu çizime bak. İnanılmaz. İnanılmaz. Haftaya bölüm de var. Oo. Ortadan ikiye ayırdı. Resmen binayı da ayırdı. Zoro ne yaptın sen abi? Süperdi abi, bölüm harikaydı. Bu live reaction sonuna geldik tayfa. Live reaction'e katılan herkesin elini yüreğine sağlık. Efsanevi bir bölümdü. Hiçbir şey diyemiyorum. Kendinize iyi bakın. İncelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın tayfa.